Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye Discord eğitimlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Discord koruma sistemi yapacağız. Daha fazla böyle eğitim videolarından istiyorsanız da kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz fazla fazla atmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar duyduğunuz gibi bugün Discord koruma sistemi yapacağız. Bundan kısaca bahsetmek gerekirse sunucunuzu koruyoruz arkadaşlar. Yani şöyle patlatılmaz bir hale getiriyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Ban koruma, işte rol koruma gibi özellikleri açarak sunucunuzu patlatılmaz hale getireceğiz. Bu şeyi yaparken de, bu sistemi yaparken de bize yardımcı olacak botumuzun ismi Gölge Bot arkadaşlar. Gerçekten güzel bir bot, hani bir sürü komutuyla bir sürü şeyle bize güzel güzel şeyleri sağlıyor. Biz o bottan bugün koruma sistemini yapacağız. Eğer gölge bottan başka bir şey yapmamı istiyorsanız da kesinlikle yorumlar kısmından bahsetmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar Discord'umuza geçelim. Arkadaşlar ben şimdi işte diğer Discord eğitimlerimizde iki tane sunucu kurmuştuk. Hani birbiriyle karışmasınlar diye. Ben yine bugün yine bir Discord sunucusu açacağım. Şuradan artı ikonuna basıyorum. Buradan arkadaşlar şuna basıyorum arkadaşlar. Buradan ismini koruma sistemi yazayım ve sunucumuzu oluşturayım. Şimdi burada birkaç rol ayarlamamız gerekiyor. Şöyle bir tane rol oluşturuyorum ve ismini bot rolü veriyorum. Herhangi bir renk veriyorum. Şuradan bütün her şeyini etik şey yapıyorum, açıyorum. Şöyle bunları yapın. Bunları yapmazsanız botunuzun sistemi çalışmayacaktır. Kesinlikle bunların hepsini yapın. Şunu kapatıyorum. Bunu açmayın. Şöyle sistemimizi oluşturduk. Yani alt yapıyı oluşturduk. Şimdi botumuzu çağırmak için tarayıcımıza geçelim. Şuradan yeni bir sekme açıyoruz. Buraya gölge bot Discord yazıyoruz. Buradan ilk çıkan siteye giriyoruz. Botumuz bu arkadaşlar ve gördüğünüz gibi online. Buradan invite'a basıyoruz. Bot'a destek vermek istiyorsanız da oy verebilirsiniz. Invite'a basıyorum. Buradan bir sunucu seçiyorum. Nerede benim sunucum? Koruma sistemi. Davet et dedim. Yetkilendir dedim. Zaten yönetici olarak sunucumuza geliyor. Şöyle yetkilendir dedim. Onayla dedim. Bunların hepsini yapmanız lazım sunucunuza gelmesi için. Bunların hepsini yapalım hemen. Hemen onayladık. Gördüğünüz gibi bot Discord sunucumuza geldi. Şimdi buna şey yapacağız, rol vereceğiz. Şöyle bota bot rolünü veriyorum. Şimdi botun doğru düzgün çalışması için botun kendi rolünü de en yukarıya alıyoruz. Yani şöyle roller kısmına giriyorum. Gördüğünüz gibi gölge bot yazıyor. Bunu arkadaşlar sizde muhtemelen bir sürü rol olacaktır. Botun düzgün çalışabilmesi için en yukarıya almanız gerekiyor rolünü, kendi rolünü. Zaten yönetici olarak verebiliyorsunuz, şey zaten yönetici olarak geliyor şurada. Buradan değişiklikleri kaydet diyorum ve artık botumuz düzgün bir şekilde çalışacak. Şimdi komutlarımıza geçelim isterseniz. Prefix arkadaşlar tire, yani şöyle şu işaret tire yardım yazarak komutlarına ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle. Botta birazcık ping var ama bunu zaten zamanla düzeltiyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi moderasyon, işte kullanıcı kayıt sistemi, güvenlik, işte sistemler, bot ekstra gibi bir sürü komutları var. Ve sunucu zaten gördüğünüz şey, botta zaten gördüğünüz gibi komut sayısı 171. Ve sürüm en güncel arkadaşlar. Yani Discord güncelleme getirdiği zaman en güncel şekilde yapmaya çalışıyorlar. Şöyle arkadaşlar, güvenlik sistemini uygulayacağımız için tire güvenlik yazıyoruz. Bizim kullanacağımız sistem bu. Güvenlik yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi bizim güvenlik sisteminde kullanacağımız bütün komutlar buraya geldi. Şimdi bizim kullanacağımız şeyler şöyle söyleyeyim. Bunlar için bir oda oluşturmamız gerekiyor. Mesela işte ban koruma için bir log kanalı oluşturmamız gerekiyor. İşte emoji koruma, işte rol koruma, işte atılan kişilerin logları falan, bunların hepsini ayarlamamız gerekiyor. Şimdi isterseniz fazla vakit kaybetmeden yapalım bu şeylerimizi. Bunu yaptıktan sonra eğer rolü sıfırlama, şey sistemi sıfırlamak istiyorsanız da mesela burada ban koruma sıfırla, işte bot koruma sıfırla gibi bir sürü özellikleri var. Bunları da gözden geçirebilirsiniz. Şimdi burada ban koruma kanal yazıyor gördüğünüz gibi. Benim şimdi bir log kanalı oluşturmam gerekiyor. Bundan dolayı şu sol tarafa biz sağ tık yapıyorum. Buraya kategori oluştur diyorum.
buranın ismini log diye değiştiriyorum. Bu aşağıya geliyor. Şöyle birkaç oda oluşturmam gerekiyor. Buraya kanal olarak şöyle kanal koruma yazıp açıyorum odayı. Şöyle. Aynen. Bunu şimdi aşağıya alıyorum. Bu arada rollerden şöyle bakın kanalı düzenle bölümüne gelip buradan arkadaşlar izinler bölümüne tıklayın ve Evaryon'un mesajları okuyup kapatın arkadaşlar. Sadece siz görün burayı. Şimdi diğer şeylerimizi yapalım. Ban koruma diye şurayı değiştiriyorum. Ben yanlış yazmışım şurayı. Ban koruma diye değiştiriyorum ismini. Sonra bot koruma var gördüğünüz gibi. Bot koruma için de bir log oluşturalım. Bot koruma. Şöyle bunu da aşağıya alalım. Sonra emoji koruma. Emoji koruma. Buradan başka kanal koruma şeyleri var. Limit şeyleri. Bunların hepsini yapacağız zaten. Kick koruma. Şöyle şurayı kick korumanın logunu da yapalım. Kanal oluştur. Kick koruma. Bunu da aşağı alalım şöyle. 6 tane log olması lazım. Rol koruma var. Başka rol koruma yaptık, kick koruma yaptık. Kanal koruma var. Şöyle kanal koruma diye yapıyorum. Şimdi şunu da aşağıya alıyorum. Gördüğünüz gibi 6 tane odamız oldu. Zaten 6 tane log kanalı oluşturmamız gerekiyordu. Hepsini yaptık. Şimdi sistemimizi yapmaya başlayalım. Buradan arkadaşlar şurayı alıyorum. Ban koruma kanala kadar alıyorum. Buraya yazıyorum. Şimdi buraya logunu yapmamız gerekiyor. Logo etiketlememiz gerekiyor. Bu ban koruma olduğu için ban koruma logonu işaretliyorum ve enter'lıyorum. Ban koruma log kanalı olarak ayarlandı gördüğünüz gibi. Burada ikinci komuta geçelim. Ama bu sistemden rahatsız oluyorsanız ban koruma sıfırla deyip bu sistemi sıfırlayabilirsiniz. Şimdi buradan ban koruma limit sayı. Şimdi arkadaşlar ban koruma limit sayı ne? Size şunu söyleyeyim. Süresiz bir şekilde mesela bir kullanıcı yönetici rolü olmadığı halde birisini banlamaya çalışıyorsa sizin verdiğiniz limit kadar attığında o kişiyi banlıyor. Mesela bir kişi geldi. Mesela moderatörünüz diyelim. Banlama etkisi var ama yönetici değil. Size ihanet etti diyelim. Siz mesela burada limit sayı olarak bir verdiniz ya. O moderatörünüz bir kişi attığı anda o kişiyi bot banlıyor arkadaşlar. Yani sunucunuzdan bir kişi gitmiş oluyor ama yine de sunucunuz kurtulmuş oluyor arkadaşlar. Yani bu sistemi mükemmel bir şekilde kullanabilirsiniz. Hani hiçbir sorun yok. Gerçekten güzel bir sistem. Buraya sayı yerine şuraya bir yazı yazacaksınız. Mesela şöyle. Ya 3 dersem 3 kişi banladıktan sonra 4. kişiyi banlamaya çalışırsa banlanır. İşte 1 yazarsan banladığı kişi birisini banladığı anda banlanır gibi düşünebilirsiniz. Ben bu yüzden buraya işte örnek olarak 1 yazıyorum. Bir kişiyi banladığı zaman direkt o da banlanacak. Bu arada rolü bottan üstünse veya yönetici rolü açıksa kesinlikle bot müdahale edemiyor. Bunun da bilgisini vereyim. Biz bu yüzden botu en yukarıya çektik. Şimdi buradan bot koruma kanal yazıyorum. Bot koruma nedir arkadaşlar? Bot üzerinden sunucunuzu patlatmaya çalışırlarsa bu sistem devreye giriyor. Mesela biliyorsunuz ki botun altyapısını değiştirerek sunucuları patlatabiliyorlar. Bunun önüne geçiyoruz. Yani bot bile bir kişiyi attığında otomatikman gölge botumuz bunu patlatıyor. Yani atıyor sunucudan. Bu yüzden bunu da yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bot korumayı etiketliyorum. Ve gördüğünüz gibi bot koruma da devreye girdi. Buradan emoji korumayı yapıyorum. Emoji koruma nedir? Şunu da söyleyeyim. Emoji koruma bir kişi emojilerinizi sildiği anda atıyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi bir kullanıcı geliyor. Sizin emojinizin birisini siliyor ya. Direkt sunucudan atıyor ve o emojiyi geri getiriyor. Mükemmel bir sistem. Bunu da yapın emoji. Emoji yazamadım. Ha, emoji koruma. Buradan şimdi kanal korumayı yapıyorum. Kanal korumada yanlış hatırlamıyorsam kanalı silindiği anda hani rolleriyle beraber geri getiriyor sanırım. Öyle bir şey vardı ama yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Getirmiyorsa bile %100 o kanalları silen kişiyi banlıyor. Bunun da bilgisini vereyim. Buradan kanal korumayı etiketliyorum. Bunların hepsi etkin hale getirildi. Kanal koruma limit sayı. Az önce de ban korumadaki gibi yapmıştık ya aynı sistem.
Buraya da işte kaç yazarsınız o limiti geçtiği anda banlanıyor arkadaşlar. Yani buraya siz bir yazarsınız, adam bir kanal sildiğinde %100 banlanacağı için güzel bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Ben yine buraya bir yazıyorum ve bir olarak ayarladım gördüğünüz gibi. Buradan kick koruma var. Bunu da alıyorum. Yazamadım şöyle. Dur, alamadım. Kick koruma kanal şöyle. Yine etiketliyorum. Burada yine limit sayımız var gördüğünüz gibi. Kick koruma limit sayı. Yine dediğim gibi bir kişiyi atarsa yine o da banlanıyor arkadaşlar. O yüzden ben yine 1 yazıyorum buraya. Tamamen size kalmış. Yani burayı istediğiniz sayı yazabilirsiniz. Buradan rol korumamız var. Rol korumamızı şöyle yazıyorum. Rol koruma. Bu arada arkadaşlar hani dediğim gibi rol korumada da rolü sildiği anda banlanıyor. Rol geri geliyor mu onu hatırlamıyorum ama geliyor olması lazım. Gelmiyorsa bile yeniden yapacağız artık. Orası şey olmuyor. Rol korumayı yaptık. Rol koruma limit sayımızı da alıyoruz şöyle. Limit sayımız dediğim gibi bu size kalmış bir şey. Ben buraya bir yazıyorum. Yani sildiği gibi banlansın. Çünkü roller bizim için çok önemli. Gördüğünüz gibi bütün sistemlerimizi yaptık. Limitlerini falan her şeyimizi ekledik. Şimdi mesela şu anda sistemi tanıtamayacağım, şey yapamayacağım, gerçekleştiremeyeceğim şu anda. Şimdi mesela birisi geldi. Ona güvendik ve moderatör verdik mesela. Adam bize ihanet etti. Ne yaptı? Gitti üyeleri atmaya başladı. Ne olacak? O üyelerin birisini attığı anda biz limiti bir verdiğimiz için attığı anda banlanacak ve mesela kick koruma falan yapıyorsa işte buraya şu üyesi bir üyeyi banladığı için ben de onu banladığım gibi bir mesaj atıyor. Gerçekten güzel bir sistem. Bunu da kullanın. İşte ban koruma için de geçerli. Bot koruma için de, emoji koruma da, işte rol, kanal hepsi için geçerli. Buradan herhangi bir kanal sildiği anda hemen kanal korumaya bir mesaj atıyor ve onu banladığını söylüyor arkadaşlar. Mükemmel bir sistem. Bu arada bu botun bir sürü özelliği var. Bu botla ilgili başka videolar çekmemi istiyorsanız da kesinlikle yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu videoda like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle eğitim videolarından istiyorsanız da kesinlikle dediğim gibi kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.